Teknoloji Oku'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ufuk Tufan. Bugün yanımızda Samsung'un orta segmentte piyasaya sürdüğü yeni modeli Galaxy A55 5G mevcut. Telefonun teknik özellikleriyle alakalı sizlere bilgi vereceğiz ve kendi deneyimlerinden bu videoda bahsetmiş olacağım. Dilerseniz hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Telefonun açıkçası melek olarak kutu içeriğinden bahsetmek istiyorum ama kutu içeriğine baktığımızda maalesef çok zengin bir kutu içeriği bizleri karşılamıyor. Sadece kutudan telefon ve işte bir takım okumadığımız evraklar çıkıyor. Bunun haricinde bir de tabii ki kablomuz çıkıyor. Ama bunun haricinde herhangi bir işte şarj adaptörüdür ya da işte kulaklık vesaire zaten artık gelmiyor da kılıf da gelmiyor. Bildiğiniz gibi Samsung açıkçası ölüm boşluğunda bir kutu içeriğinde bizleri karşı karşıya bırakmış oluyor artık. Sadece orta segmentteki modellerinde de değil, diğer bütün modellerinde yani amiral gemi modelleri de dahil olmak üzere bütün telefonlarında Samsung artık böyle bir politikayı benimsemiş durumda. Bu da Apple'dan bizlere kalan bir miras diyebiliriz. Evet, telefonun kutu içeriği bu şekildeydi. Şimdi de telefonun tasarımından biraz bahsetmiş olayım. Aslında tasarımından bahsedecek çok fazla bir şey yok. Zira bildiğiniz gibi Samsung bütün telefonlarında, akıllı telefonlarında artık aynı tasarım çizgisini benimsemiş durumda. Yani bu telefona baktığınızda da aynı tasarım dilini görüyorsunuz. A35'e ya da işte A55, 54 ya da işte S serisine baktığınızda bütün akıllı telefon modellerinde Samsung'un aynı tasarım dilini benimsediğini görüyoruz. Yani dışarıdan baktığınızda bu Galaxy A55 diyebileceğiniz bir farklı bir tasarım söz konusu değil. Sadece kameralara şöyle bir göz attığınızda diğer modellerden farklı olarak biraz daha büyükçe bir kamera dizilimi bizleri karşılamış oluyor. Dediğim gibi onun dışında herhangi bir farklılık söz konusu değil. Bir de arka tarafa baktığınızda cam yüzey kullanılmış. Yan taraflarda ise arkadaşlar alüminyum çerçeve kullanılmış durumda. Bu da telefonun işte A54'ten farklı olarak biraz daha malzeme kalitesi anlamında iyileştirildiğini bizlere söylemiş oluyor. Bunun haricinde telefonun bir de tabii ki en önemli noktalarından bir tanesi ekran özellikleri. Ekran özelliklerine baktığımızda açıkçası bizleri tatmin eden bir donanım bizleri karşılıyor arkadaşlar. Bu noktada 6.6 inçlik Super AMOLED ekran paneli söz konusu ve burada 120 Hz'lik bir ekran tazeleme oranı mevcut. Bu ekran tazeleme oranı sayesinde de oldukça akıcı deneyimler yaşamanız mümkün hale geliyor. Tabii ki burada ekran çözünürlüğü de oldukça değerli. Ekran çözünürlüğü anlamındaysa Full HD Plus'lık bir deneyim bizleri karşılayacak diyebiliriz. Telefonun batarya kısmındaysa arkadaşlar 5000 mAh'lik bir batarya söz konusu. Bu batarya bizlere 1,5 güne varan bir deneyim vaat ediyor. Açıkçası ben kendi deneyimlerimden yola çıkarak bunu ifade ediyorum. Çok fazla telefonla meşgul olan birisi olarak bu telefon özellikle ilk zamanlarda yani batarya performansı düşmeden önceki zamanlardan bahsediyorum. Zira akıllı telefonlar bildiğiniz gibi bir müddet iyi batarya performansı, pil performansı sunuyor. Daha sonra giderek düşüyor bu performans. İlk zamanlarda bu telefonu aldığınızda 1,5 güne varan bir şarj deneyimi sizleri bekliyor diyebiliriz. Çok az kullananlar 2 güne kadar kullanabilir ama tabii bu biraz zor. Ben çok fazla telefon kullanan biri olarak bu performans beni tatmin etti diyebilirim. Bir de 25 Watt'lık hızlı şarj desteği söz konusu. Elbette demin de ifade ettiğim gibi kutudan zaten şarj adaptörü çıkmadığı için bunu harici olarak gidip almak zorunda, satın almak zorunda kalıyorsunuz. Bu 25 Watt'lık bir hızlı şarj desteği. Yani 25 Watt'a da artık ne kadar hızlı şarj demek mantıklı. O da başka bir tartışma konusu tabii ama yine de böyle bir 25 Watt'lık hızlı şarj desteği diye bir tanımlama yapabiliriz. Batarya konusundaki deneyimlerimiz de bu şekilde. Gelelim temel donanım kısmına. Bildiğiniz gibi Samsung orta segmentte piyasaya sürdüğü modellerin hemen hemen hepsinde kendi işlemcisi olan Exynos'u kullanıyor. Burada da Samsung Exynos 1480 Yonga setini görmüş oluyoruz. Bu Yonga setiyle beraber mobil oyun dünyasındaki hemen hemen bütün oyunları rahat şekilde oynamanız mümkün hale geliyor. Burada 4 nanometre üretim sürecinden geçen bir işlemciden bahsediyoruz. Yani Samsung Galaxy A55 5G modelinde kendi işlemcisi olan Exynos 1480'i kullanıyor ve bu işlemciyle beraber de oldukça iyi sonuçlar elde ediyor. Gelelim şimdi bir akıllı telefonun en önemli noktalarından bir tanesi olan kameralara. Bildiğiniz gibi bu telefonda gördüğünüz gibi yani 3 tane kamera mevcut. Bu 3 kameradan ilki yani ana kamera 50 megapiksellik bir kamera arkadaşlar. İkinci kamera 12 megapiksel. Üçüncü kamera makro lens ise arkadaşlar 5 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip.
Bu kameralara baktığınızda nasıl performans sergiliyor? Aslında hiç de kötü, hiç de fena olmayan bir performans ortaya koyuyor diyebiliriz. Zira orta segmentteki telefonlara baktığınızda kamera performanslarının çok yukarıda olmadığını söylemek mümkün. Özellikle düşük ışıklı ortamlarda bu kameraların çok iyi performans vermediğini söyleyebiliriz. Aslında bu Galaxy A5 5G modeli için de kısmen geçerli. Bu telefon güneş ışığında normal şartlarda oldukça iyi kamera anlamında iyi deneyimler sunuyor. İyi görüntüler ortaya çıkartıyor, iyi fotoğraflar çekiyor. Fakat iş düşük ışıktaki performans kısmına geldiğinde biraz daha açıkçası performansının düştüğünü ifade etmek mümkün. Ön tarafa geldiğimizde ise arkadaşlar ön tarafta 32 megapiksellik bir selfie kamerası bizleri karşılıyor. Bu kamerayla beraber yine iyi fotoğraflar çekmeniz mümkün diyebiliriz. Video kısmında ise yine 4K videolar çekmeniz bu telefonla beraber mümkün hale geliyor. Yani kamera performansını derleyecek olursak kötü olmayan bir kamera performansı ama orta segmentteki bir telefon olduğunu da net bir şekilde hissettiriyor. Telefonun depolama kısmında ise arkadaşlar bizleri 128 GB'lık bir dahili depolama alanı karşılıyor. Ancak bu tabii ki de telefonun giriş donanım versiyonu için geçerli. Eğer daha fazla depolama alanına ihtiyacım var diyenlerdenseniz 256 GB'lık versiyonu da satın alabilirsiniz. Bunun haricinde tabii ki RAM kapasitesi de bir telefon için oldukça değerli. Özellikle Android telefonlardan bahsediyorsak daha da değerli hale geliyor. Bu telefonda 8 GB'lık bir RAM mevcut ancak yine daha fazlasını isteyenler için 12 GB'lık RAM versiyonu da satışta olacak. Telefonun genel özellikleri, genel hatları bu şekildeydi arkadaşlar. Ben de kendi deneyimlerimden sizlere bahsetmeye çalıştım. Dilerseniz gelelim şimdi bu telefonun fiyatına arkadaşlar. Cihaz şu anda online satış siteleri üzerinden satılmakta ve 8 GB RAM ve 256 GB'lık versiyonunun 21.500 TL gibi uygun denilebilecek bir fiyattan satıldığını söyleyebiliriz. Eğer siz de fırsatı kaçırmak istemiyorsanız bence hızlı hareket etmenizde fayda var. Zira bildiğiniz gibi ülkemizdeki özellikle teknolojik ürünlerin fiyatları hızlı şekilde artış eğiliminde ve bugün işte X lira olan bir ürünün fiyatı yarın Y lira olabiliyor. Dolayısıyla fiyat artışlarından da etkilenmemek için hızlı hareket etmekte fayda var diyoruz. Cihazın fiyatından da bahsettikten sonra artık yavaş yavaş videomuzu kapatalım. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen kısmına basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.